İvroşa Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Birgül. Sokak röportajlarının bu haftaki bölümünde sizlere silikon nedir diye soracağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kozmetikte kullanılan silikon nedir? Şey mi acaba? Hani bu yüzüne fondöten sürerken yapılan şöyle bastırmalı şey o mu? Kullanmamam gerektiğini biliyorum. Cildime zararlı olduğunu biliyorum. O yüzden dikkat ediyorum. Ben çok bir şey bilmiyorum. Ben hiç duymadım. Ben duymadım. Makyaj malzemenin içinde bulunduğunu biliyorum. Galiba süngerlerde falan vardı. O kadar. Plastik bir madde. Yani plastik derken plastiğin bir türevi olan madde. Türleri var. Makyaj malzemelerinden çoğunda kullanılıyor. Ben zararlı olduğunu biliyordum. Sadece kullanmamamız gerektiğini biliyorum. Çok detaylı bir bilgim yok artık. Yani yararlı mı zararlı mıdır? Aynen, zararlı olduğunu biliyorum. Silikon tabii ki zararlı bir madde. Zararlıdır bence yani. Ben bilmiyorum. Valla ben onun aslında kızarınca efendisi yoksa biz neden mi dedim? Açıkçası pek fazla bilgim yok bu barede. Görsel bakımdan, estetik bakımdan güzel gözüküyordur bence. Ama diğer kozmetik ürünlerin içerikleri gibi muhakkak negatif tarafları da vardır. Düşünce tabii ki silikonlu bir ürün kullandığımda zarar verdiğine eminim. Cildimize uygun malzemeleri kullanmamız gerektiğini, daha organik malzemeler kullanmamız gerektiğini öğrendik. Pek bir şey bilmiyorum açıkçası. Yani zararlıdır herhalde. Zararlı olduğunu duydum. Onun dışında pek bir fikrim yok. Yok, yani sadece içinde iyi ürünler olmadığını biliyoruz. O kadar. İyi bir şey olmadığını söylüyorlar ama tamamıyla kötü etkilerinin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece iyi bir şey olmadığını biliyorum. Özellikle bir bilgim yok ama ben de hep doğal olması için İvroş'u tercih ediyorum. Özellikle krem, duş şampuanı, duş jeli hep İvroş'u tercih ediyorum. Benim de bir fikrim yok ama silikon eğer hani botoks gibi bir şeyse bence yararlı bir şey değil, yani hoş değil. Peki ürün seçerken buna dikkat ediyor musunuz? Hayır. Açıkçası hayır. Ama hiç bakmıyorum, yani marka olsun yeter benim için şu an. Ben de hiç dikkat etmiyorum. İçindekilere bakarak olup olmadığını kontrol ediyorum. İşte paraben olması falan filan öyle. Valla ben kötü olarak biliyorum. Ya kimyasal sonuçta. Peki siz kendi cilt bakımınızda veya makyajınızda bu tarz ürünler kullanmamaya dikkat ediyor musunuz? Biliyorum, evet. Evet, dikkat ediyorum. Özellikle hatta Yves Rocher'da kullandığım bir markadır. Temizliğine evet, yani etmeye çalışıyorum. Hayır. Ben de dikkat etmiyorum. Hayır. Yani tabii ki edilmesi gerek ama öğrenci olduğumuz için en ucuzu neyse ona gidiyoruz. Bazı ürünlerin, bu silikonlu ürünlerin cildimize zarar verdiğini biliyorum. Bu anlamda paraben içermeyen, silikon içermeyen ürünler almaya gayret ediyorum ben de. Çok güzel. Bu duyarınız için tebrik ederiz. O zaman hem makyaj hem de cilt bakım ürünlerinizde daha sağlıklı, temiz ürünler tercih ediyorsunuz. Evet, tercih ediyorum. Bu anlamda Yves Rocher'ın ürünlerini gerçekten kullanıyorum. Yani sabah kalktığımda işte nemlendiricim artı Yves Rocher'ın 50 faktör güneş kremini bugün yüzüme sürdüm. Öyle çıktım yani. Hakikaten ürünlerinizi kullanıyorum. Aldığınız ürünlerle dikkat ediyor musunuz mesela içeriğe? Yok yani, ya silikona dikkat etmiyorum. İçeriğine bakıyorum ama silikon bilmiyorum. Kozmetik ürünlerinin çok da sağlıklı olmadığını, bir dolu katkılarının olduğunu biliyorum, evet. Genellikle makyaj yapmıyorum. Çok az vakit bulamıyorum aslında. Yani kötü de hiç duymamıştım. Yani maddelerine bakıyorum, parasını falan filan derken dikkat etmiş oluyorum. Ben etmiyorum. Peki dikkat ediyor musunuz aldığınız ürünlerin içeriğine, temiz olmasına? Daha organik şeyler kullanmaya çalışıyorum ama mesela fondöten falan alıyoruz. Ama şu çok iyiymiş dediklerinde, aa o iyisi onu alalım o zaman diyoruz. Çok da içeriğine bakmıyoruz gerçeği söylemek gerekirse. Teşekkür ederim. Sokak röportajlarının bu haftaki bölümünde sizlere silikonun ne olduğunu sorduk. Silikon sentetik bir madde ve doğaya oldukça zarar veriyor. Biz İvroş olarak silikonun sizlere vermiş olduğu o kullanım keyfini doğal yağlarla vermeye çalışıyoruz. Detaylı bilgiye Gizem'in Farkımız Ne videolarında ulaşabilirsiniz. Peki ya siz bu videoyu izlemeden önce silikonun nasıl bir madde olduğunu düşünüyordunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Ve elbette videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.